Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. Süper yaz havası 75.000 kişiyi Hessen Festivali'ne çekti. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre çarşamba günü 75 bin kişi Hessantak Caddesi'ndeki etkinlikleri ziyaret etti. Hana Gazetesi'nin haberine göre 5400 ziyaretçi toplu ulaşım araçlarını kullandı. Otobüslere tahsis edilen parkı seyahat firmalarına ait 50 civarında otobüs kullandı. Korbah Belediyesi tarafından salı günü yapılan açıklamaya göre pazartesi gününe kadar Hessen Festivali 295 bin kişi tarafından ziyaret edildi. 10 gün sürecek festival çarşamba günü ilk yarıyı tamamladı. İlk yarıdaki ziyaretçi sayısı 750 bin ziyaretçi beklentisini gerçekçi hale getirdi. Özellikle havaların çok iyi olması çok sayıda ziyaretçi için festivali çekim merkezi haline getirdi. Gerçek ücretler 1991-2015 arasında arttı ancak bundan düşük gelir grupları yararlanamadı. Alman ekonomi araştırmaları enstitüsünün araştırmasına göre ülkede hane ve kişi başına düşen ortalama gelirdeki yükselişe rağmen gelir dağılımındaki dengesizlik değişmedi. Araştırmaya göre en düşük gelire sahip olan %20'lik kesimi göçmenler ve yaşlılar oluşturuyor. Bunun düşük ücret sektörünün artması, artan yaş nüfus ve emeklilik maaşlarının çalışma durumunda alınan maaşa göre düşük olması gibi birçok nedeni var. Ücretlerin düşük olmasında göç de küçümsenemeyecek bir rol oynuyor. 2007 yılından bu yana göç arttı. Bu yeni vatandaşlar gelişlerinin ilk döneminde kural olarak düşük ücretle çalışmaya başlıyor ya da başlatılıyor. Düşük gelir grubu içinde yer alan göçmen geçmişi olanların sayısının da arttığı görülüyor. Ülke genelinde hava kirliliğine karşı ilk dizel araç yasağı Hamburg'da başladı. Göstermelik yasakla iki caddede eski dizel araçlar kullanılamayacak. Yasak Hamburg'da kayıtlı 168 bin dizel motorlu aracı kapsıyor. Yasak süresince dizel motorlu otomobillerle 7,5 ton ağırlığındaki kamyonlar belirlenen iki caddede trafiğe çıkamayacak. Euro 6 dizel motorlu otomobiller yasak kapsamından çıkarıldı. Uygulamaya göre Euro 4 ve Euro 5 dizel motorlu otomobillerle 7,5 ton ağırlığındaki kamyonlar 600 metre uzunluğundaki Max Broya Ale ile 1 kilometre 700 metre uzunluğundaki zeman caddelerine giremeyecek. Yasak Hamburg'da kayıtlı 264.406 dizel motorlu araçtan 168 168.000'i kapsıyor. Karar kimi otomobilleri ve araçları ise yasak dışında tuttu. Buna göre söz konusu caddelerde oturanlar, çöp toplayanlar, kamyonlar, tamirciler, otobüsler ve nakliyatçılar uygulama dışı tutuldu. Yasak kararıyla çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Çevre örgütleri en kirli yakıtı kullanan gemi seferleri sürerken bu tedbiri katıksız sembolik bir politika olarak görüyor. Greenpeace sözcüsü Niklas Sa göre sadece birkaç yüz metrelik yolun daha az kirli olması yeterli değildir. Herkese temiz hava şehir içinde daha az araba olması durumunda sağlanabilir. Niklas bu kalkışı havayı sadece birkaç yüz metrede değil, şehrin her yerinde daha iyi hale getirmek için yeni adımlar izlemelidir dedi. O Hamburg'un cazip otobüs ve tren hizmeti ve daha güvenli bisiklet yollarıyla tutarlı bir dönüşüme ihtiyaç duyduğunu söyledi. Kassel itfaiyesine çarşamba günü akşamı Wilhelmshöhe tren istasyonunda bir intercity treninin yandığı bildirildi. Yolcular trenden dumanlar çıktığını fark etmişti. Trende bulunan yaklaşık 200 yolcu Vilamio'ya tren istasyonunu terk etmek zorunda kaldı. Olay yerine giden itfaiye ekibi çıkan dumanın bozuk klima sisteminden kaynaklanmış olabileceğini açıkladı. İtfaiye ekibinin olay yerinde bulunduğu 2 saat boyunca 2 peron ulaşma kapatıldı. Dünyanın en büyük internet değişim noktasını işleten DE SIX şirketinin dış istihbarat teşkilatı BND'ye karşı internet kullanıcılarını yasa dışı takip suçlamasıyla açtığı davayı Leipzig Federal İdara Mahkemesi reddetti. Mahkeme kararına göre Federal Alman İstihbarat Servisi DE SIX internet şirketinin verilerini kullanabilecek. Davada hükümeti temsil eden avukat Wolfgang Roth, hükümetin izleme faaliyetlerine ilişkin G10 komisyonunu görevlendirdiğini hatırlatarak söz konusu faaliyetlerin bu komisyonun onayına tabi olduğunu söyledi. Roth, telekomünikasyon verilerinin gizliliğine yönelik müdahalelere komisyon tarafından izin verilebileceğini belirterek daha detaylı talimatların ise gizlilik nedeniyle söz konusu olamayacağını savundu. Frankfurt merkezli DE6 BND'nin kullanıcıların telefon, chat ve e-posta haberleşmesini yıllarca yasa dışı biçimde dinlediği gerekçesiyle dava açmıştı. Değerli dinleyiciler Adokasya'nın hazırlayıp sunduğu info magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kase'le ayarlamayı unutmayınız.